Üçüncü bölümde Doğa İzcileri Derneği ile birlikte geldiğimiz Hikmet Uluçam'ın muhteşem bahçesindeyiz ve Kıbrıs'a ait endemik çiçeklerimizi, ağaçlarımızı tanıyoruz. İzleyin. Bu arada tüm annelerimizin ve annelik yapan herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Hadi bir tesbih ağacına bakalım. Anladım. Bunlar vardır. Evet, bir şey var. Ay çok güzel. Ama ben gelip toplayacağım bunlardan. Güney Kıbrıs'ta koruma altındadır bu ağaç. Ha. Burada mesela aşağıda dere yatağının içerisinde 150 yıllık bir tane vardı. Belediye çalışanlar oraya temizlik yaparken kökten kestiler maalesef. Ya çok değişik bir şeyimiz var bizim. Yani milletçe bu pisletiyor şeyinden geçmek lazım. Çok kolay çimlenir. Evet. Harika. Evet. Başka bize göstereceğiniz her biri birbirinden güzel. Bak buradan görebilirsiniz şeyi de Kıbrıs sediri var mesela. Kıbrıs sediri. Bak böyle aradan zoom yaparsanız Kıbrıs sediri arada bir tane. Ha şu minik olan. Evet. Yani o geldiğinde Christmas ağacı gibi. 15 santim falandı yani geldiğinde. Ne kadar zamanda oldu bu? Herhalde 5 sene oldu. Çok yavaş büyüyor. Anladım. Ama dedim ki yani Kıbrıs sediri endemik bir ağaçtı. Bu bahçede olması gereken bir ağaç. Ya birbirinden güzel. Şunları şurası cennet gibi gözüküyor. O ağacın öyle eğilmesi, altındaki evet. Siklemenler nasıl gerçek tabii cennet zeytin, gibi gözüküyor. Zeytin ağacıdır o. Eğildi aşağıya meyvelerini toplayayım diye. Yani yardımcı oluyor. Aynen öyle. Doğa madem bana bu kadar katkıda bulunuyorsun, benim de bir dönüşüm olsun. Tabii. Diye. Bak mesela bu meydoşlar bu sene açtı evet. Burada. Evet. Bunları yetiştirdim kaslarda. Küçük soğancıklarını yere ektim. Bak ne güzel. Çünkü insanlar uzaktan bakıyordu. Burada dedim ki yani dokunabilsin, temas edebilsin şeyle. Medoş lalesiyle evet. Kıbrıslı. Evet. Kıbrıs lalesine dokansın. Ay çok güzel. Biliyor musunuz tepe başında hiç kalmadı? Tabii. İçeride evet. Göreceksin neden kalmadığını. Çocuk kucağında satıyordu eskiden. Böyle kucak dolusu yol kenarında satarlardı. Biliyorsunuz bir çiçekten, çiçeğin yaptığı tohum kapsülünden 200-250 tane tohum çıkar. Bir çiçeği kestiğiniz zaman o kadar tohumu harcamış oluyorsun. Evet. O yüzden azaldı demek orada. Tabii bir o bir de ekin tarlalarında kullanılan şeyler, ot ilaçlar, zira evet. İlaçlar. Evet. Yani bu Lapta Belediyesi ile de bir zaman bayağı konuşmuştuk. Zira ilaçlarla değişiklik yapılsın diye ama bilmiyorum tabii devam ediyor mu? Mesela şimdi sinek öldürmek için yaptıkları ilaçların çok zararı var. Geçen de Emin Çizen'den aradı belediye başkanı. Dedi ki böyle böyle başkan dedi. Bak yine atıyorlar. Evet. Yani ben rica etmiştim evimin önünden geçerken en azından bu tarafa atmayın. Çünkü ben hani yapmaya çalışıyorum. Geleneksel tarım yapmaya çalışıyorum diye. Sağ olsunlar o bölüme atmıyorlardı. Ama yine de ne kadar yeşil çitle çevrelesem yine de etkileniyor. Ya düşünebiliyor musun? Yol kenarını ilaçlardı. Evet. Yetişip söyleyene kadar döndü benim bahçe kapısının dibinde. Telefon kutusunun dibinde böyle onlarca şey çıkmıştı. Tavşan kulağı. Evet. Zıt onlara da attı. Evet. Evden ilaçlı su hazırladım. Bulaşık ilacıyla ve spreyle yıkadım onları kurtardım ama öteki bitkiler vardı. Odaki ben de sökerim otun bahçemin girişinde. Evet. Ne lüzum var gelip sen atasın oraya. Hepsini kuruttu. Ya işte bilinçlenmemiz lazım gerçekten yani topluca. O yüzden çocuk bu dediğiniz çocuklara ben çok önem veriyorum. Onlar öğrensinler bir an önce. Evet başka neler var Hikmet Hocam? Göstereceğim. Ha bu kaktüsler birbirinden güzel bu arada. Evet. Bu ejder meyvesinin şeyine de benziyor ama değil galiba. Meyvesi? Bu. Yok benziyor. Değil, ejder meyvesi değil o. Mirtillo'dur. Mirtillo. İsmini şeyden alır. Myrtle'dan alır. Ha. Mirtillo kaktüstür. Üzerine böyle küçük yasemin çiçeğinin biraz büyük çiçekler açar. Ondan sonra mersin yemişi gibi yemişler yapar. Bir yeniyor mu o yemişler? Yeniyor. Yeniyor. Meksika'da böyle bakarsanız fotoğraflara yerliler orada satıyor onun yemişlerini. Çok güzel. Evet. Bak bir... Burada mesela şey vardı. Büyük yangında şeylerin çoğu yanmıştı. Kıbrıs lavantalarının.
Kıbrıs lahanta. Orada arkada açık yeşil ucunda böyle şeyler var. Ha, mor çiçekler orada. Var. Oo, harika. Ve buldum, birkaç tane tohum aldım. Çoğaltıyorum işte. Yani bu da mı endemik? Kıbrıs endemiğidir. İsmi French lavanda diye geçer. Ha, ama tamam, Kıbrıs, tamam, tamam. Kıbrıs endemiğidir. Evet, evet. Herhalde çok bir Fransız eskiden, zamanda bulduk ya da French lavanda dedi. Evet. Çok vardı. Büyük yangında yanmışlardı. Evet. Sonradan yine tek tük çıktılar. Çoğalmaya başladılar. İşte ben de çoğaltmana yardımcı oluyorum. Ya şeyle, üniversitelerle de çalışsanız buraları geliyor değil mi üniversiteler? Özellikle geçen de şey geldi. Mimarlık bölümü öğrencileri, evet. Peyzaj falan konusunda. Evet, evet. Onları işte bilgilendirdim. Yani böyle bir peyzaj nasıl yapılır? Evet, çok önemli. Başka nelerimiz var? Biraz gittikten sonra böyle aradan böyle zoom yapabilirsiniz. Ya bak, gel bir eğilip de buradan çek şuraya bak. Cennet ya, yani bakar mısın? Buradan böyle bir o ağacı çek. Evet. Kuzey Kıbrıs'taki en yaşlı salkım dut ağacıdır o. Ha, bir üzüm salkımı. Yani, aa, salkım ağacı yani. Söğüt salkımı gibi. Ha, söğüt salkımı gibi. Uzadığı için salkım duttu. Siyah meyveler yapar. Evet, nedir meyvesi? Duttur. Ha, dut. Ha, anladım. Dut meyve. Anladım. Mersin'den getirmiştim. O zaman şeyden Mersin'den gidip geldik feribotlarla. Evet. Orada parkın kenarında gördüm, bir çok dal güzel kestim. Sardım ıslak havluya, getirdim, aşıladım. Çok güzel gözüküyor. Fotoğraf çeksinler, evet. Ve bilmeden onlara batıyor o. Evet. Yani tedbir. Yalnız bunun bilincini de geliştirmek lazım. Ay, çok güzel çıktı. Çok fotoğraf zehirli. Ama kaktüsün üstünde yuva mı yaptı? Burada da Hikmet Hoca'nın eserleri var. Grafik sanatçısı olarak eserleri var burada da. Çapalayacaksın, içerisine tohumları bırakacaksın, çıkacak. Bak, ikinci kutunun içine bak, her sene Kerim görsün insanlar nasıl çimlenir. Orada böyle saç kalınlığındadır yani. Tohumu masaya battığın zaman öyle bir yere düşer ki hiç çimlenmez. Ayrıca çimlendirmek mantıklı yani. Tabii tabii, yani özel toprak kullanırsanız, özel toprağa ekerseniz daha iyi çimlenir. Yürüyüş devam ediyor. Evet. Biz tekrar tekrar geleceğiz buraya her tabii sene. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben ayrıca yani çevreci bir insan olarak şeye çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi çok insan olsun. İnşallah öğretmenlerimiz çocuklarımıza öğretecek bunları. Bu yaptığınız çok değerli. Kazandırdığınız çok değerli. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkürler. Daha uzun hepsini anlattırdım.
Nedir bu şimdi? Burası Lapta Başpınar bölgesinde. En tepede gelip orada bir tane su kaynağı vardır. Evet. Oradan gelip buraya akıp buradan da bizim kuş yuvalarını çaktığımız şelaleye doğru gider. Evet, 1913'te yapıldı. Esas başlangıç yeri Lapta Başpınar'ın tepesinde. Bundan bir iki hafta önce yine televizyonlara falan çıkmıştı. Kuruduydu. Sonra tekrar yağmurlardan dolayı akmaya başladı. Şükür ki çok güzel yağmurlar yine yağsın, devam etsin. Evet. Yani. Orada başlar. Buraya gelir. Bunun gibi bildiğim kadarıyla 2-3 tane daha böyle su depomuz vardır. Evet. Onların üzerine akar. Buradan da işte köyün içerisine dağılır. Eskiden bu suyla insanlar limon ağaçlarını sulardı, bahçeleri sulardı. O yolda gördüğümüz su kanalı. Su kanalları bunlar içindir, evet. Anladım. Buna bağlı su yani. Evet. Ve yani bu su, o suyun mesela az görse bile yol içerisinde 4-5 yerden suya bağlanan yerler var, akıntılar var yani. Anladım. Yani Lapta çok sulak bir yer. Biliyorum. Bahçe toprağı çok verimli, evet. Güzel, temiz. Şimdi burası özel mülk olduğu için fazla duramıyoruz. Evet, gidelim. Gidemeyiz. Evet. Gidelim. Doğa İzcileri Derneği'nin yeri, şu girişin güzelliğine bakın, tam eski Lapta. Böyle şuradan çıkalım. Evet, çok güzel bir yer. Merhaba, bir isminizi öğrenelim. İsmim Sema Safel. Ben de Alsancak İlkokulu'nda ilkokul öğretmeniyim. Çok güzel. Alsancak'ta yaşıyorum. 23 yıldır buraya evlendim. Ve bu doğayı seyretmek çok güzel bir şey. Çünkü çok değerlendirilemiyor. Evet. Ülkemizde olan bir olay bu. Evet. Lapta gerçekten çok güzel. Ve bu şekilde etkinliklere katılarak inşallah... Siz de çocuklara, evet, çocuklara öğreteceğiz, aynen, getirip tanıtacağız buraları, evet. Ve çevreyi korumayla ilgili tabii ki önemli bilgileri bu şekilde yaşayarak onlara öğreteceğiz. Harika, çok teşekkür ederim. Merhabalar, bir isminiz var. Eren ben. Siz de öğretmen misiniz? Ben fizyoterapi ve rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim. Ülkemizin aslında doğasını en iyi şekilde çıkarmamız lazım, koruyarak. Hem doğayı hem sağlığımızı korumamız gerek. Evet. Çok mutluyum burada bulunmaktan. Değil mi? Sadece şey değil, hani fiziksel değil, ruhumuzu da besliyor. Ruh sağlığında. Evet.
doğayla iç içe olmak gerçekten ruhu besleyen bir şey. Evet. Ruh beslendiğinde fiziki sağlığımız da aslında korunmuş oluyor. Evet. Çok teşekkürler. İsminizi alayım. Nadir Kırmızısaka. Ne kadar zamandır dernektesiniz? 2017'den beri eşim dernek üyesi. Ben de beraber katılıyorum. Ne güzel. Çok güzel bu faaliyeti, ben çok beğendim. Hem endemik bitkilere sahip çıkma, hem Lapta'yı güzelleştirme adına. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Yürüyüşlere katılıyoruz. El işleri yapılacaksa, o ağaçlar, kuşlar için, evet, onlara yardımcı oluyoruz. Harikasınız. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet. İsminizi alalım. Fobim de var benim böyle. Nazan benim ismim. Nazan Özler. Ne kadar zamandır dernektesiniz? Dernekte üye değilim. Bugün misafir olarak katıldım. Harika. Öğretmen misin? Tavsiyesi üzerine. Evet. Öğretmenim. Sizin dalınız neydi? Öğretmeniyim. İlkokul. Evet. İlkokul öğretmenim. Çok keyifliydi. Çok, evet, çok beğendim. İnşallah bundan sonraki etkinliklere katılacağım. Harika. Size çok büyük görev düşüyor. Evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Bugün çok daha fazla farkına vardınız herhalde. Kesinlikle öyle. Evet. Şehrin o keşmekeşinden uzaklaşıp bu doğaya atmak kendini, insanın gerçekten terapi. Süper. Bu bütün bu endemik bitkileri çocuklarımız ne kadar erken yaşta öğrenirse, evet, o kadar daha çok sahip çıkarlar. Kesinlikle öyle. Bu yönde farkındalıkları çok görev düşüyor. Evet. Doğru artık söylüyorsunuz. Evet. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Lapta'nın spor kulübü çok güzel mantısını kendi yapıyor, açıyor, güzel gözleme yapıyor, çayını demleyip şimdi içeceğiz. Bu yürüyüş yerleri, yürümenin en güzel tarafı arkasından böylesi keyiflerin olması diyeceğim. Çok yemeyin. Sonuna geldik. Gördüğünüz gibi doğanın içinde olmak insana ilaç her şekilde. Bedene, ruha, göze, yüze her şekilde ilaç. Doğa İzcileri Derneği'ne ayrıca teşekkür ediyorum bugün.
Yaptıkları proje çok değerli. Umarım daha çok alana yayılır. Daha çok insan farkındalık oluşur ve daha çok insan katılır. Olabildiğince lütfen destek olun projelerine. Katkıda bulunun, bağışta bulunun, gelin birebir çalışın ve hem ruhunuza iyi gelir hem de çevreye bir borcumuzu bir parça ödemiş oluruz. Sevgiyle kalın, yeni programlarda görüşmek üzere.